Her şey Şeyma Subaşı'nın paylaştığı bu fotoğrafla ortaya çıkmıştı. Pandemi sürecinde İtalyan sevgilisi Guido Senya ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı, kısa süreli girdiği aşk korucunu bozduğunu ilan etmişti. Yılın ilk aylarında çekilen bu fotoğraf karesi kuşkusuz yılın bombası olacaktı. Erkek arkadaşının yüzünü fotoğrafta göstermeyen Şeyma Subaşı, birbirlerine sarılırken çekilen bu kareyi "Lütfen nazar olmasın Şeyma'nın masalı" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Arkasından da bu video geldi. Herkes bu gizemli sevgilinin kim olduğunu merak ediyordu. Bir süre sessizliğini koruyan Şeyma sonunda kimliğini açıklamıştı. Sonrasında çok konuşuldu bu ilişki. Haklarında yazıldı, çizildi. Onlar da mutluluklarını kimselerden sakınmadılar, hep göz önünde kaldılar. Muhammed Al-Sulasi, Şeyma'nın deyimiyle Mido, Mısırlıydı. Şeyh'in oğlu olduğu da söyleniyordu, çok zengin bir yatırımcı olduğu da. Babası şeyh midir, kendisi ünlü bir yatırımcı mıdır bilemiyoruz. Ama zengin olduğu ve pahalı bir yaşantısı olduğu kuşkusuzdu. Özellikle Şeyma'ya yaptığı sürprizler gündemden düşmüyordu. Öncelikle aşkı yanına gelsin diye özel bir uçak kiralamıştı. Tatilden tatile koşturuyorlardı. Şeyma mutluluktan havalara uçuyordu. Mısırlı milyarder eniştemizin Şeyma'ya aldığı hediyeler de dilden dile dolanıyordu. Melisa ile de çok iyi anlaşıyordu Mido. Neredeyse arkadaş gibiydiler. Sonra beklenen oldu ve o büyük teklif geldi. Hem de Şeyma Subaşı'nın en sevdiği yer olan Ibiza'da. Bir sahil kenarında aşkı için her şeyi düşünen müstakbel damat romantik bir teklifle yüzüğü cebinden çıkarmıştı. Ve tabii ki de evet cevabını almıştı. Şeyma'nın yüzüğü de elbiseleri de çok ama çok konuşuldu. Mısırlı iş adamı Mido yine hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Will you marry me? Sonrasında olayların akışını değiştirecek haberler dünya basınını meşgul etti. İddiaya göre Mido ne bir şeyhin oğluydu ne de bir milyarderdi. Basın Muhammed Al-Sulasi'yi yalancılık ve dolandırıcılıkla suçluyordu. Şeyma Subaşı her zamanki özgüveniyle dedikoduları reddetti, aşkına olan inancını kaybetmedi. Bu sırada bir bebek müjdesi geldi. Şeyma Subaşı hakkında çıkan hamilelik iddialarını önce reddetse de sonrasında haberi kendi ağzından duyurdu. Bu arada düğün de ertelenmişti. Hamilelikle birlikte düğün heyecanı ve stresi fazla gelmişti iki sevgiliye. Nasıl olsa birlikteyiz demişlerdi. Ama maalesef Şeyma bebeğini kaybetti. Duyduğu üzüntüyü de İngilizce olarak yazdığı gönderisinde takipçileriyle paylaştı. Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünü ertelediğimi yazmıştım. Maalesef bu stresin bebeğimin kaybına da neden olduğunu duyurmak zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkürler. Yas tutmak ve bu duyguların üstesinden gelmek için zamana ihtiyacım var. Ama insanlar durmadı. Dedikodular aldı yürüdü. Derken Şeyma Subaşı Ibiza'da yüzünü gösterdi. Gözler sevgilisini aradı ama beyefendi ortalıkta görünmüyordu. Arkadaşlarıyla çıktığı moral tatilinde parmağında yüzüğün olmaması da dikkatlerden kaçmadı. Tabii insanların ağzı torba değildi. Konuşulanlar Şeyma'nın sabrını taşırdı ve beni bırakın diye sitem etti güzel fenomen. Türk basınında hakkında çıkan haberlerle ilgilenmiyorum. O yüzden her açıklamamı İngilizce yazıyorum dedi. Ateş olmayan yerden duman çıkmazdı. Magazin basını da asla yanılmazdı. Şeyma Subaşı'dan sürpriz bir hamle geldi bu sırada. Sosyal medyasından Muhammed Al-Sulasi ile olan tüm fotoğraflarını kaldırdı.